Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için Samsung Galaxy A70'in kamera özelliklerini göz atıyoruz. Telefonun kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Telefon için bir kutu açılım videosu çekmiştim. Hatta o videoda söylemiştim. Çok kısa bir süre kalacağı için inceleme imkanımız olmayacaktı. Ama en azından kamerasına bakıp size kamera konusunda biraz bilgi vermek istedim. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz artık telefonları ağırlıklı olarak kameralar için satın alıyoruz. Ve kamera telefon tercihinde önemli bir noktaya geldi. Gerek Samsung olsun diye veya diğer markaların telefonlarını satın alırken birçoğumuzun sorduğu soru acaba kamerası nasıl, iyi fotoğraf çekiyor mu, iyi video çekiyor mu, ne gibi özellikleri var olduğu için bu videoda biz de sizlerle birlikte Samsung Galaxy A70'in kamera özelliklerine bakacağız. Biliyorsunuz daha önce farklı cep telefonlarının kameralarına da bakmıştık biz. Örneğin Samsung'un en üst modellerinden biri olan S10 Plus da daha önce bizim yine kamera incelemelerimize konuk olmuştu. Farklı kamera incelemelerini de yapıyoruz burada biliyorsunuz. Merak ettiğiniz ürünler olursa onların da linklerini zaman zaman yine videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Oradan da diğer örnek videolarımızı da görebilirsiniz. Gelelim Samsung Galaxy A70'in kamera özelliklerine. Her zaman yaptığım gibi biraz teknik taraftan başlamak istiyorum. Ana kameramız üçlü bir modülden oluşuyor. Üçlü bir modül var. Biliyorsunuz A serisi orta seviye diyebileceğimiz cep telefonlarından oluşuyor. A30 var. A50 var, A70 var. Hatta bir de A80 çıktı ama daha Türkiye'ye gelmedi. Şu anda A70 Türkiye'de bulunan A serisinin en üst modeli olarak söyleyebiliriz. 80 gelince bu üst modellik ona geçmiş olacak ama şu anda Türkiye satışta olan en azından A70 olduğunu söyleyelim. Bu üçlü kamera aslında A50'de gördüğümüz üçlü kameraya fazlasıyla benziyor. Önemli bir fark var. Burada ana kameramızın A50'de 25 megapikseldi. Burada 32 megapiksele yükseltilmiş. Gelin şimdi bu kamera detaylarına hep birlikte bakalım. 32 megapiksellik f1.7 diyaframlı bir kameramız var. Ana kameramız 8 megapiksellik f2.2 diyaframlı 12 milimetrelik ultra geniş açı ikinci bir kamera buna eşlik ediyor. Üçüncü kameramız ise 5 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığı olan alan derinliği kamerası. Şimdi bu üç kamera beraber güzel sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Video tarafında ise 4K 30 FPS çekim imkanı var. Aynı zamanda işte 1080p'de 60 FPS video kayıt da edebiliyor bu ana kameramız. Ana kameramızın hemen alt kısmında da arka yüzdeki ana kameramızın üçlü modülümüzün alt kısmında bir de LED lambamızın bulunduğunu söyleyeyim. Ön tarafa geçecek olursak damla şeklinde tasarlanmış çentiğimiz 32 megapiksellik f2.0 diyaframlı bir kameraya eşlik ediyor. Bu kameramızın HDR çekim özelliği var aynı ana kamerada olduğu gibi. Full HD yani 1080p 30 FPS video kayıt özelliğinin olduğunu da söyleyelim. Şimdi gelelim kamera menüsüne. Daha önce Samsung telefon kullandıysanız özellikle son yıllardaki Samsung telefonlarda benzeyen bir arayüz bizleri karşılıyor. Alt tarafta çekim modları sıralanmış. En baştan başlayacak olursam panorama modunuz var, pro modumuz var, canlı odak var. Biliyorsunuz ana kamerada bir de 5 megapiksellik canlı odak kamerası yer aldığı için burada arka planı bulanıklaştırmayı ayarlayabildiğiniz bir seçenekle beraber canlı odak geliyor ki biliyorsunuz Samsung'un diğer modellerinde de en azından canlı bir alan derinliği kamerası olan modellerde de bulunan bir özellikti bu. Normal standart modumuz var. Standart modda hem geniş açıyı hem de normal açıyı kullanabiliyorsunuz. Geniş açıya geçtiğiniz zaman tabi haliyle görüntü daha geniş oluyor. Ben bu geniş açıyı da çok sevdiğimi söyleyeyim. İyi olmuş kameralardaki güzel bir özellik. Video tarafına geçtiğimizde de video moduna açıyorum. Ultra ağır çekim modumuz var. Biliyorsunuz buna Samsung'un daha önceki işte S9 ile beraber çıkmıştım. Ağır çekim modumuz var ve hiper geçiş modlarının yer aldığını söyleyeyim. Bu arada telefonda üst tarafta da ayar emojiler yine çıkıyor. Ayar emojiyi hem ana kamerada hem de işte ön kamerada kullanabiliyorsunuz. Mesela şu anda ben ön kamerada kullanıyorum. Hatta bir tane yapmıştım ben. Şu anda
Biliyorsunuz bu ayar emojiler çok geliştirildi. Bir önceki versiyonlar biraz daha basit çizgi film gibiydi. Bunlar bayağı bir animasyona doğru ilerliyor. Bir sonraki modelde muhtemelen çok daha gerçekçi olacak diye tahmin ediyorum yani S10 serisiyle beraber. Şu anda bile bayağı fena değil yani öyle söyleyeyim. Bayağı da iyi sizi yakalıyor. Bayağı iyi bir capture kabiliyetinin olduğunu söyleyeyim. Yeri gelmişken ön kameraya biraz geçelim. Şöyle bir ayar emojiden çıkalım da normal ön kameraya geçelim. Ön kamerada da temelde 3 tane çekim modu var. Canlı odak modumuz var. Bu arada ön kamerada Samsung'un işte S10'la beraber gelen bir özellik bu. Bir geniş açı özelliği de var. Yani şimdi siz mesela normal bir açıda yaptığımız zaman bir tık yaptığımız zaman şöyle bir 5-10 derece daha bir geniş açıya geçiyor. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. Tek kamera var çünkü. Yani çift kamera olsa bir odak uzaklığını değiştiriyor diyeceğim ama muhtemelen kameranın açısı çok daha geniş. Ama standart olarak sunduğu açı biraz dar. Siz ona tıkladığınız zaman genişletmiş oluyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş. İşte video modumuz var yine ön kamerada da. Yine canlı odak modumuz da var. Ama tabii canlı odan dijital olarak yapıldığını söyleyeyim. Çünkü önde çift kameramız bulunmuyor. Yine işte ayar emojiler kullanabiliyoruz burada. Bunu söylemiştik. Bazı işte çekim ayarları vesaire var. Örneğin işte cilt tonunuzu değiştirebiliyorsunuz. Renk falan oynayabiliyorsunuz. Bu arada ekranın çekim oranlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte 16'ya 9, 4'e 3, 1'e 1 veya full gibi seçenekler de burada var. Bu arada şunu söylemiş olayım. Çekim modlarını işte oranı 4'e 3 ayarladığınızda 32 megapiksel kayıt yapıyor. Farklı modları ayarladığınızda çözünürlük birazcık düşüyor. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Yine yapay zeka desteği var. Ya onu açıp kapatabiliyorsunuz bu yapay zeka özelliğini. Kapattığınız zaman tabii fotoğraflarınızda bu yapay zekanın etkisi ortadan kalkmış oluyor. Özelliklere bakalım. Görsel zeka diye söylüyor bunu Samsung ama aslında yapay zeka dediğimiz şey. İşte tekrar şöyle basılı tutarak çekme, arka video boyutunu mesela buradan ayarlayabiliyorsunuz. Çözünürlük vesaire gibisinden seçeneklerimiz burada. Yüksek verimli video var. HDR zengin tonu var. Matrix çizgilerini kapatıp açabiliyorsunuz. Konum etiketi olabiliyor. İşte kamera modlarını değiştirebiliyorsunuz. İşte filigran ekleyebiliyorsunuz. Vesaire gibi özellikler burada yer alıyor. Çünkü videoda birazcık daha bu özelliklere bakalım. Videoda biliyorsunuz seçenekler biraz daha değişiyor. İşte arka video boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ön video boyutunu yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada 2400'e 1080 piksel yani ekran çözünürlüğünde video çekebiliyorsunuz. Ama bunun standart bir format olmadığını belirtelim. Bunun gibi birçok ayarda yine kamerada bulunuyor. Biz çok seçenek var. Dediğim gibi bu özellikle ayar emoji tarafında böyle komik komik şeyler yapabiliyorsunuz. Çeşitli hayvanlardan da sadece kendinizi değil. Çeşitli hayvanları da böyle. İşte burada bir kunduz var. Çeşitli kuş var burada mesela. Timsah var. Şöyle timsahı göstereyim şu anda. Timsahı vesaire de yine buradan ayarlayarak çok eğlenceli sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu arada ayar emojilerin çok detaylı özelliklerinin olduğunu da söyleyeyim. Onlar hani içine girersek çıkamayız burada ama işte arka planı değiştirebiliyorsunuz, şapka takabiliyorsunuz, gözlük takabiliyorsunuz, kıyafet değiştirebiliyorsunuz falan bir sürü ekstra özelliğinin olduğunu söylemiş olalım. Gelelim kameranın sonuçlarına. Şimdi gündüz çekimlerinde sorun yok. Biliyorsunuz zaten artık günümüzdeki en kötü cep telefonu bile iyi ışık şartlarında veya gündüz çekimlerinde herhangi bir sorun çıkartmıyor. Ama gece çekimlerinde şöyle bir sıkıntısı var telefonun. Gece çekimlerinde, fotoğraf çekimlerinden bahsediyorum bu arada. Gece modu olmadığı için bir parça daha kötü çıkıyor sonuçlar. Yani yok sabit tutmanız gerekiyor fotoğraf çekerken. Tutamazsanız işte gren oluşabiliyor. Fotoğraflarda fluluk oluşabiliyor titreşimden doğan. Bu bakımdan birazcık bence bu konu biraz sıkıntılı bir konu. Yani bir tık daha Samsung buraya uğraşabilir. Tamam bu orta seviye bir telefon, yani üst seviye bir telefon performansı da beklemiyoruz. Ama bir gece modu olsaydı en azından onu kurtarırdı diye düşünüyorum. Sonuçta öyle bir mod birçok şeyi kurtarırdı. İşte Samsung'un S10 ailesinde var mesela. Hani bunda da olsa en azından bir noktaya kadar işe yarayacak bir şey koysalardı iyi olurdu diye düşünüyorum. Video tarafında ise şimdi örnekleri videoda birazdan da koyacağım. Hem fotoğraflardan hem videolardan. Video tarafında ise 4K çekiyor ana kamera. Biliyorsunuz A50'de işte 1080p çekebiliyordu en fazla. 4K çekiyor fakat şöyle bir sıkıntı var burada. Telefonda, yani kameralarda daha doğrusu herhangi bir şekilde imaj sabitleme özelliği yok. Yani elektronik de olsa bir imaj sabitleme özelliği olmadığı için hareketli çekimler yapıyorsanız yani yürürken video çekmek, koşarken, ne bileyim hoplarken, zıplarken biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden sabit çekimler yapmanız gerekiyor. Bu da birazcık bence şey olmuş. Yani bu seviye çok giriş seviyesi bir ürün değil bu. Orta seviye bir ürün. Az bir para da vermiyorsunuz kamera bu ürünü satın alırken. Bir tık daha iyi olabilirdi. Tamam hani S10 performansı beklemiyorum. O zaman gidip insanlar S10 alacaktır. Bu telefonu almaz veya S10 Plus alacaktır. Ama ortada bir noktada buluşulabilir dedi tahmin ediyorum. Yani fotoğraf için söylediğim eleştiri video için de geçerli.
hareketli çekimlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Koşarken, yürürken, işte ne bileyim hareket ederken çekim yaptığınızda video modunda iken sonuçlar çok iyi olmuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi gelin Samsung Galaxy A70 ile çektiğimiz fotoğraf örneklerine bir bakalım. Ardından hem ön kameranın hem arka kameranın video performansını bir değerlendirelim. Aynı zamanda gece çekimleri ve diğer konulardaki örnekleri de gösterdikten sonra incelememizi kendi yorumumuzla beraber kapatacağız. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videoyu Samsung Galaxy A70'in ön kamerasını kullanarak çekiyoruz. Ön kamera 1080p yani Full HD 30fps video kayıt yapabiliyor. Şu anda akşam saatlerindeyiz. İstanbul'da güneşli bir havada iniyoruz. Hem ön kameranın sesi hem de görüntüsü işte bu şekilde. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoyu Samsung Galaxy A70'in ana kameralarını, arka kameralarını kullanarak çekiyoruz. Şu anda akşam saatlerinde İstanbul'da açık bir havadayız. Gölge bir ortamda yürüyoruz. İşte Samsung Galaxy A70'in ana kamerasının video kabiliyetleri bu şekilde. Bu arada 4K 30fps maksimum olarak çözünürlüğünde 4K 30fps olduğunu belirtelim. Aynı zamanda Full HD 60fps video kayıt da yapabiliyor. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy A70 iyi ışık şartlarında iyi sonuçlar veren bir kamera sistemine sahip. Hem ön kamerası hem de arka kamerası bu şekilde. Ön kameranın full ulaştırma özelliklerini beğendim. Arka kamera zaten güzel çünkü donanımsal bir alan derinliği kamerası bulunuyor. Ön kamerada bu yok ama bunu dijital olarak yapıyor. Sonuçlarını da fena olmadığını söyleyebilirim. Ancak söylediğim gibi videonun içinde de söylediğim gibi düşük ışık koşullarında hem fotoğrafta hem videoda birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Kötü değil ama bu seviyedeki bir telefondan bir tık daha iyi özellik bekleyeceğimi söyleyeyim. Tabii ki daha üst seviyedeki ve daha pahalı bir telefon gibi bir beklentim yok ama biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Samsung Galaxy A70'in kamerasıyla ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa ya da gözden kaçırdığımızı düşündüğünüz bir fikriniz varsa yorum olarak bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarımız da var. Oralarda sizi bekliyoruz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.